demlenip kandile oluyorsan meze, kalbin sızlamıyorsa bölücülük melanetine, üstelik el etek öpmekle arıyorsan melce, ne işin var cenaze evinde, cenaze evinin tam orta yerinde. Gir ağla, çık ağla. 31 Mart seçimlerine 48 gün kala, Cumhuriyet Halk Partisi kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle demin yani PKK'nın çekim alanına girmiştir. Bunun dışında ne söylense beyhudedir. Zira saklı gerçekler, kirli ilişki ağları, alver mekanı, uyanık ve şuurlu hiçbir vicdan sahibinin dikkatinden kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye yüzyıl hedeflerini yerel yönetimle kenetleyecektir. Demin özellikle İstanbul'da yaptığı ayak oyunları, sahnenin önünde sözde aday çıkarıp sahne arkasında CHP ile el ele vermesi hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP, Türkiye'den kopmuştur. Görevdeyken muhalefet etmiş olsak da, sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağı tutacak, adam edip siyasete taşıdıklarının vefasızlığı, bumerang gibi bir gün ters dönecektir. 31 Mart'ta Türk milleti kargaşa ve kaos imal eden partilere sandıkta nal toplatacaktır. Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan adayımızın seçim çalışmaları esnasında yapılan ve demokrasimizi de hedef alan silahlı saldırıyı buradan lanetliyor, yakalanan faillerinin cezalarını çekmelerini içtenlikle ümit ve temenni ediyorum. Karnıyla düşünmeyi, gözüyle öğrenmeyi, kulağıyla görmeyi alışkanlık haline getiren siyasi istismar ve inkar taifesinin, Türkiye'nin güçlenen ve güçlenen devlet ve toplum hayatından rahatsızlıkları klinik ve patolojik düzeyde de olsa bunların yalnızca 48 günü kalmıştır. Hiç kimse merak buyurmasın, endişeye kapılmasın. 48 gün sonra zilletin yönetimi altında bulunan belediyeler Cumhur'un iradesiyle birleşip küllerinden yeniden doğacak, meşale gibi bu yüzyılı aydınlatacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir. Cumhuriyet Halk Partisi, istiklal ve istikbal haklarımızla çelişki içindedir. Demlenip değersizleşen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eğer akli melekeleri sükut etmemişse, eğer beyni sulanmamışsa, izahı ve ifadesi olmayan, tekrarından yüzümüzün kızarıp haya edeceğim ve bu gündeme bomba gibi düşen aşağılık sözleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef özetidir. Büyükerşen kahredici bir bühtanın lekesiyle siyasi hayatını noktalamak üzeredir. Keşke temiz mazisiyle, saygın ilim ve siyaset insanı vasfıyla anılsaydı, fakat sonunda ecdadımıza ve tarihimize husumet besleyen karanlık iç yüzünün ortalığı saçılmasıyla bütün her şeyi silip atmıştır. 15 Ocak 2024 tarihinde Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tanıtım toplantısı sırasında yaptığı konuşmada bu parti nasıl adam olacak diye düşünüp durmuşumdur diyen Büyükerşen esasen haklıdır. Cevap konusunda yardımcı olmak ise görevimizdir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adam olması diye bir şey asla ve kata mümkün değil. Hatırlatırım ki Osmanlı tabiri devletin adıdır. Milletin adı ise Türk'tür.
Osmanlı İmparatorluğu Türk milletinin medarı iftarıdır. Osmanlı İmparatorluğu karalamaya, aşağılamaya teşebbüs etmek bir Haçlı kafasıdır. Sırp Sındığı'nın, Kosova'nın, Nibolu'nun, Varna'nın ve Muhac'ın acısını unutmayanların Yılmaz Büyükerşen'in şahsında mücessem hale gelmesi biliniz ki utançların en utancı, düşmanı takdis edenlerin en son çırpınışıdır. Türklüğe karşı bin yıldır sinmiş, kin ve nefret saklandığı yerden bugünkü CHP yönetimini görünce yeniden doğrulmuştur. Bu tam bir hesaplaşmadır. Kapanmamış defterlerin, silinmemiş nefretlerin, tükenmemiş düşmanlıkların, unutulmamış yenilgelerin hesabıdır bu. Bu bitmemiş hesabın bugünkü taşeronu demlenmiş CHP'dir. Büyük Erşen de sadece maşasıdır. Eskişehirli vatandaşlarım böylesi bir kötü ve köhne zihniyeti hak etmiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ecdadımıza hakaret eden müflis Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle devamı diye bir şey de akla ve milli ahlaka kesinlikle aykırıdır. Osmanlı İmparatorluğu Türk'tür, Türkiye'dir, Türk milletidir. Büyük Erşen'in aklında ne varsa o da diline yansımıştır. Yazıklar olsun diyorum. Haydi tarihten feyiz almadın diyelim. Peki yaşından başından da mı utanmadın? Tekfir zihniyetine, Bizans varislerine, Haçlı yanaşmalarına verilecek cevabın tarihi 31 Mart 2024. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı ve tarihteki Türk devletlerinin payidar olacak son halkasıdır. Partimiz, ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti tanımı içinde kucaklamaktadır. Ne var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği işbirlikçi zihniyet, milleti oluşturan kimlikleri sorgulamakta, tahrikleri ısrarla sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü, dil, soy ve din unsurlarının da üstünde tarihi bir gerçektir. Devletimizin beşeri varlığı ve dayanağı olan tek millet olgusu bu kucaklaşmanın neticesinde vücut bulmuştur. Kültürlerin üst kimlikle ve kültürle buluşması bizim için önemli ve önceliklidir. Türkiye Cumhuriyeti bu birleştirici ve bütünleştirici millet temeli ve sosyolojik zemin üzerinde vücut bulmuştur. Ancak tahripkar süreç devam ederse, mensup olduğumuz Türk milleti alt kimlik ve çok kültürlülük talepleri sonucunda ayrışma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu durum hem milli birliğimizi tahrip edecek hem de Türk devletinin sonunu hazırlayacaktır. Bizim bu konuda duruşumuz nettir. Bizim dayandığımız ilkeler tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek dil ülküsüdür. Tek devlet, üniter yapının korunmasını, tek millet, Türk milleti kimliğinin devamını, tek bayrak, milli devletin bekasını, tek dil, resmi dilin yalnızca Türkçe olabileceğini, tek vatan ise ülkemize ortak koşulamayacağını teyit ve tescil edecek. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Varsa denemek isteyen, bu değerleri çiğnemeye azmeden, ben bunları kabul etmiyorum diyen, buradan açıklıyorum ki akıllarını başlarına alsınlar. Bir kere daha düşünsünler. Burada biz varız ve buna izin vermeyiz. Dün vermedik, bugün de vermeyiz, yarın da vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 yıllık aradan sonra yarın gerçekleştireceği Mısır ziyareti bu çerçevede
Mısır Cumhurbaşkanlığı ile görüşecek olması, bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır. Bu kritik ziyarette ticaret, enerji ve savunma alanlarında güçlü temas ve işbirliğinin doğması her iki ülkenin de çıkarınadır. Türkiye ile Mısır arasında kurulacak sağlam diyalog köprülerinin inanıyorum ki önemli, öncelikli ve müsbet sonuçları olacaktır. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapma ihtimalinin iyice gün yüzüne çıktığı bir dönemde Türkiye ile Mısır'ın kırgınlıkları, anlaşmazlığa neden olan konu başlıklarını bir kenara bırakarak ortak tarih, kültür ve inanç ekseninde bir araya gelmesi Orta Doğu'da dengeleri değiştirecektir. Türkiye, İsrail'in bu muhtemel operasyonuna karşıdır. Aynı şekilde Mısır da karşıdır. Türkiye ile Mısır'ın beraberce çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur. Buzların erimesi, soğukluğun giderilmesi, siyasi mesafelerin silinmesi hem Türkiye'nin hem de Mısır'ın eş zamanlı olarak gücüne güç katacak. Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar oluşacak yeni eksenin caydırıcılık özelliği tüm dikkatleri de üzerine çekecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin çevresinin barış kuşağıyla ihata edilmesini, diyalog ve diplomasi ile her sorunun çözümünü makul ve mantıklı, en doğru yol olarak değerlendirmektedir. Cepheleşmenin hiç kimseye, hiçbir ülkeye bir yararı okunmayacaktır. İsrail'in Refah'a hedef alan saldırgan tavrından derhal vazgeçmesi, masum ve mazlum Filistinlerin kanını döken katliamlarına son vermesi insani ve vicdani bir mecburiyettir. İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış derhal tesis edilmeli, 1967 sınırlarına haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen, siyasi ve toprak bütünlüğü sağlanmış Filistin devleti muhakkak surette tanınmalıdır. Aksi halde sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayacak, silahlı çatışmalar dünyayı A'dan Z'ye sarıp ateşe verebilecektir. Unutulmasın ki Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Biz güvenlik haklarımızdan, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin inanç ve insan haklarından taviz veremeyiz, vermeyiz, vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Pardon beyefendi. Açalım arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ederim.